Dar Rush Hanım için nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. 9100 ile başladım. Evet. 9500 yapacağım. 9500. Demin öyle demiyordunuz. Hı? Ne oldu şimdi? Gerçekten iddialı değilim. Hani bunu baştan söyleyeyim. Ve çok heyecanlıyım. Heyecanıma da yeni düşmek istemiyorum. Allah Allah. Mesela ekran başında izlerken. Evet. Böyle 14 soru aktı geçti de hiç harf almadan hepsini patır patır cevapladığınız olmadı. Hayır. Hiç olmadı. Allah Allah. Evet. Hesap kitap yapmadınız. Hesap kitap yaptım. Böyle 8500, 8200. Ben hiç 9000 üstüne çıkamadım. Ama o evin gevşekliğinden olabilir. Şimdi burada olabilir. Hedefe yöneleceksiniz. Zaten koca bir çıta var. Evet. 7 tane harf alabilirim. Evet. Şimdi şöyle düşünün. 14 tane soru. Bir tanesinde harf alacağız. Bir tanesini harf almadan bileceğiz. Olmaz mı? Olur inşallah. Bence de olur. Umarım. Bence de olur. Sorulara geçmeden biraz da kendinizi anlatın istiyorum. Tabii. Rachel Tatar, 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Diyarbakırlıyım. Kocaeli'de büyüdüm. Okul için İstanbul'a geldim ve burada da evlendim. Ne okudunuz? Sosyal hizmetler bitirdim. Sosyal hizmetler mezunuyum. Şu anda da sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu sene son Eylül'de stajımı yapacağım ve mezun olacağım inşallah. Hadi bakalım. İnşallah her şey sizin için hayal ettiğinizden, planladığınızdan beri bile güzel gider. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Aynı temenniyi buraya da taşımak istiyorum. Umarım. Ve ilk sorunuzla başlamak istiyorum. Tamam. Buyurun bakalım. Yarı koyu kıvamlı makine yağı. Nokta nokta yağı derler zaten. İyonlu bir şey hatırlıyorum ama harf alayım o zaman. Alalım bilmiyorum. Mı? Peki. Evet. John Travolta'nın bir filmi vardı hani. Olivia Newton-John. Harf alayım. Almıyor. Al. Gerçekten mi? Heh. G var, R var. Grey. Grey mi? Grey. Grey. Değil. Son. Gren. Devam. Tamam. Gren, son... Grem, Grey, Gres. Gres ya o. 2-3 puan da yanında. Her zaman söyleriz. Öyle İlkelin gerçekten. Günahı olmaz hanımefendiciğim. Tamam. Bakın ikincisinde daha rahat edeceksiniz. Adı Yunanca koklamak anlamındaki bir sözden türemiş. Boş verin bunu. Yeryüzünü mor ötesi ışınlardan koruyan tabaka. Ki insanoğlu deldi bu tabakayı. Ozon. 400 puan. Bakınız ne demiştik? Birinde harf alırız, birinde almayız. Bunda da almayalım. Ki rahat edelim. Gelsin. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü. Ne diyoruz ona? Sayı değil. Yok. Yok, evet. Gazete, dergi gibi yazılı yayınlar. Onların ne yapılması lazım? Baskı. Baskı yapılması lazım. Yani ona ne diyoruz? Basın. Ne diyoruz? Basın. Basın. 500 puan. Her şey yolunda mı? Yolunda. Biraz nefes alırken değil mi? Evet. Bir tık nefes olur gibi olduk ama toparlayacağız bence. Hı. Buyurun yeni soru. Önem verilen, sevilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım. Tamam. Arapça kökenli bir kelime. Sağ olsunlar, bahşettiler. Nokta nokta gösterdiler. Lütuf diyeceğim ama. Ne diyeceksiniz? Lütuf mu? Güvenin kendinize. Rachel Hanım. Rica ederim güvenin kendinize. Eski kelimelerle aranız nasıl? Hiç iyi değil. Eyvahlar olsun. Harf alayım. Ha, olmaz. 5 tane harf alma hakkınız kaldı. 5 harfli cevapları bitirdik. Bu ilk 6 harfli cevap. Kolay soru. Çok kolay soru ama içinde eski bir kelime var. Şişelenmiş raiha. Raiha neydi? Hiç bilmiyorum. Böyle ıtırlı. Yemeğin de mesela raihası olur. Böyle kokulu bir şey galiba da. Ne güzel, tamam. Ha, parfüm. Parfüm 600 puan da yerinde. Her şey yolunda. Buyurun 6 harfli cevapları bitirelim efendim. Üzerinden zaman geçse de değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak gösterilen eser. Çok kolay. Nokta nokta eser. Belki 100 sene önce, 150 sene önce ortaya konulmuş. Bir harf alabilir miyim? Almasanız. Almayayım. Burada almayın. Ama halen evet budur. Edebiyatta mesela. Evet, kesinlikle bildiğim bir nokta noktaları okudun mu? Halen
örnek olarak gösterilen. Harf alabilirim. Aldık harf. Şey, süreyi gördüm. Tamam. Batı kökenli bir kelime K harfiyle başlıyor. Klasik. Ah, 500 puan da yerinde. Kenara koyduk. 2700 yaptık. Şimdi hızlı hareket edeceğiz. O kaybettiğimiz süreyi de telafi edeceğiz. Bu sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru. Görelim. Yetişkinlere yakışmayacak davranış, tavır ve ruh halini anlatan bir sözcük. Gibili bir şey mi? Sonuna bir ek almış. Çocuk gibi diyecektim. Hah, çocuğu bulduysanız başka bir... Çocukça. Çocukça ya da çocuk... Çocuk... Su. Çocuk su. 700 puan. 3400 kasa. Şimdi duralım, bir hesap kitap yapalım. Tamam. Kaç harf alabilirdik başlamadan önce? 7. 3 tane aldık. 4 tane daha alabilecek durumdayız. Yarısını bitirdik, yarısı bizi bekliyor. Demek ki matematik hesabına bakacak olursak bu iş olabilir. Hazır mıyız? Hazırım. Süreye biraz dikkat edeceğiz, evet. Ve ikinci 7 harfli cevabın peşine düşeceğiz. Buyurun. Tek başına kimsesiz kişilerin benzetildiği bir baykuş gil. Nokta nokta gibi kaldık burada derler. Evet. Hani. Baykuş gil. Harf alalım mı? Harf alalım. Harf aldık. Baykuş gillerden bir kuş. Baykuş gil. Tek başına kimsesiz kişiler için. Bir tane daha alabilir miyim? Yakıştırma yolunu kullanılıyor. Bir tane daha istediler. Nokta nokta gibi kaldık. Nokta nokta kuşu gibi kaldık hatta. Evet ya. Bir harf daha. V bitti harfiyle mi? Bitiyor. Bir tane daha alabilir durumdasınız. Ha gayret. Durdurayım bari. Eyvah. Durdurmayayım. Durdurdunuz artık. Durdurmayayım olur mu? Kuklu bir şey de. Belli ki evet. Sonu da belli galiba. Tam emin değilim ama. Niye durdurdunuz ya? Ben mi durdurdum? Siz bastınız. Aa Raşel Hanım. Ya, şöyle bir... Sonu nasıl bitsin? Belli ki o... Orada bir sessiz harf daha var yani. Evet, yapmayın. Ama ben değil, siz yapmıyorsunuz. Söyleseniz kukuman. Evet, ben kukuman diye biliyordum onu. O yüzden V çık... Ya keşke söyleseydim ya. Bence de Raşel Hanımcığım. Ah ya. Gerçekten. Kukuman kuşu gibi oturuyorsun. İhtiyacınız olan tek şey cesaretti. Kukuman kuşu gibi falan. Bak söyledim efendim, nokta nokta kuşu gibi dedim, evet, ya. Evet dediniz ya. Bak şimdi sonra da vazgeçiyor ya dedi adam. Çok üzüldüm ya. Oluyor böyle bazen. Gerçekten. Bize bir kuvvetli teselli alkışı. Bir daha deneriz yani, bir daha deneriz, olmaz mı? Olur. Şu sezon bir gitsin, ondan sonra bir daha gelirsiniz. Vallahi keyifle ağırlarız en sizi bir daha. En korktuğum şey oldu ya. Böyle 8000 açabilecek durumdayız hala. Ona güveniyorum ben. Bence yaparsınız. 8000'in üzerinde bir puanla bunu bitirirsiniz. Küsmeyin şimdi alfabeye. Tamam. Hadi buyurun yeni soru. Buluşup konuşmak. Basit. Bu anlamda kullanılan bir sözcük. Kendisiyle biz buluşup konuştuk. Kendisiyle. Mesela bir... Sözleştik diyeceğim, o konuşmak o değil. O öncesi. Evet. Tamam. Ya mesela bir iş için buluşup konuşmak. Bir iş. Yok, bağlamak değil. Beni mesela işe alacaklar. Ben de buluşup konuşuyorum. İş. Mülakat gibi değil. Hayır. Görüşmesi, görüşme. Nedir? Görüşmek. Görüşmek. 800. Süre. 27 saniye kaç kaldı. Kaç sorum kaldı? Daha var. 5 tane var. Çok var. Evet. Hadi hepsini görelim. Sürem bitti. Daha da kötü, çok ama çok kötü anlamında pekiştirilmiş bir söz. Tamam. Pekiştirilmiş dediği beyaz bembeyaz. Bir harf alabilir miyim? Buyurun. Minadosu geçti. Aldık harfimizi. Bir tane daha alayım. Daha da kötü, çok ama çok kötü. Berbat. Bu ondan daha kötü. Bu ondan, sen ondan daha kötüsün. Daha... Tamam. Buluruz. Başı da mı be, onu düşünüyorum. Şimdi yok. Başı nasıl bir baş? Pekiştirilmiş diyor. Yani evet. Beyaz bembeyaz. Bembeyaz. Büsbütün yok. Büsbütün gibi değil. Evet. Yani büsbütün gibi B ile başlıyor. Bütün yerine başka bir şey bulmak lazım demek ki. Sen ondan daha bütünsün. Besbeter. Besbeter. 600 puan.
Hadi, 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 hadi. Hepsini görmemiz lazım. 14 tamam. saniyede 4 soru. 9 harflidir. Tek kelimedir. Mastarla biter. Bari hepsini görelim. Görelim işte ama tutunun biraz. Toplumsal ve kurumsal yapıda olumlu dönüşüme yol açacak büyüme. Durdurayım bari. Zenginleşmek. Mesela toplumsal ve kurumsal yapıda. Ülke olarak mesela büyümek ve zenginleşmek. Gelişmek. Ülkemiz ne oluyor? Dik dur. Haydi arkadaşlar gelişelim. Siz de bir lütfen. Gelişmek işte ayaklanmak. Ayak kalkmak. Ayağa kalkmak. Ya şu ayağı bırakın ya. Kalkınmak. Kalkınmak 9'u puan. İnat değil mi? Bu 3 soruyu da size cevaplattıracağım. Buyurun gelsin. Yön doğrultu. Arapça kökenlidir. Alalım mı harf? Harf alalım. Durduralım ama sonra. Harf alalım. Bir tane daha mı? Almayalım evet. Bir tane daha. İstikamet. Bak gerek yok ikinciye. Gördünüz mü? Burada da harfe ihtiyacınız yok. Yeter ki çabucak basın tamam, şuna. Basayım tamam basayım mı? Harf almayayım mı? Bulursunuz. Tamam. Buyurun geliyor. Tek kelime. Yasalara, ahlak ve sağlık kurallarına aykırı görülen işletmelerin çalışmasını durdurmak. O işletmeyi kapatmak. Nedir? Mühürlemek. Mühürlemek. Hece hece çıktı ama kabul ediyoruz. 7100. Yani bence kolay. Bence kolay. 8000'in üzerine çıkmak istiyorsanız evet, harf almayacak. 8000 ise bir harf alma hakkınız var hala. Ama düşmek istemiyorum. Tamam. Tamam. Bir harf alırsanız 8000'e bağlarız. Tamam. Anlaştık mı? Buyurun. Mecazen. Harf alayım. İçinden çıkılması zor. Çapraşık anlamında. Yani öyle bir soru ki böyle... Yok. Dara düşmek gibi bir şey hayır. değil. Hayır. Mek, mak yok bunda. Tamam, mek, mak yok. Sonuna bir ek almış ama o mastar eki değil. İçinden zor çıkılır. Labirent gibi, labirent. Evet, dönmek gibi. Nasıl bir soru sordum mesela ben size? Biraz dolambaçlı. Böyle... 8000. Mutlu musunuz? Evet. Mutlu musunuz? Evet. O zaman size bir mutluluk alkışı olur. Geçmiş olsun.